Merhaba arkadaşlar. Atay Angel'ın sizler için hazırlamış olduğu Ben Korkmam 8. sınıf matematik soru bankası ile beraberiz. Bu dersimizde 1. ünite konularından üst ifadelere devam ediyoruz. Ondalık gösterimi verilen sayıları çözümleme ve sayıların onun farklı kuvvetleriyle gösterimini öğreneceğiz. İlk önce çözümleme ile başlıyoruz. Bir sayıyı rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazma işlemine çözümleme denir. Sayıların ondalık gösterimlerini çözümlerken onun tam sayı kuvvetlerinden yararlanılabilir. Örneği incelersek ondalık gösterimi 36 tam binde 475 olan sayının çözümlenmiş halini 3 farklı yolla gösterelim. Şimdi birinci yola geçmeden önce sayıyı yazalım. 36 tam binde 475. Evet, sayının basamaklarına bakarsak 6 birler basamağında basamak değeri 1'dir. 3 onlar basamağında basamak değeri 10. 4 onda birler basamağında basamak değeri 1 bölü 10'dur. 7 yüzde birler basamağında basamak değeri 1 bölü 100. 5 ise binde birler basamağında ve binde birler basamağında basamak değeri 1 bölü 1000'dir. Şimdi her rakamın basamak değerlerini bulacak olursak birinci yola bakıyoruz. 3 onlar basamağında olduğu için 3 çarpı 10. 6 birler basamağında 6 çarpı 1. 4 onda birler basamağında 4 çarpı 1 bölü 10. 7 yüzde birler basamağında 7 çarpı 1 bölü 100. 5 de binde birler basamağında 5 çarpı 1 bölü 1000 diyoruz. Ve bu değerlerin toplamı yazıldığında sayı çözümlenmiş oluyor. İkinci yolda ise 1 bölü 10, 1 bölü 100 ve 1 bölü 1000 ondalıklı sayı şeklinde yazılabilir. Yani 1 bölü 10 0 tam onda 1, 1 bölü 100 0 tam yüzde 1, 1 bölü 1000 de 0 tam binde 1000'dir. Bu şekilde yazarak da sayı çözümlemiş olabiliriz. Üçüncü yolda ise 10, 1, 1 bölü 10, 1 bölü 100 ve 1 bölü 1000'i onun kuvveti şeklinde yazarsak 10, 10'un birinci kuvvetidir. 3 çarpı 10 üzeri 1. 1, 10'un sıfırıncı kuvveti 6 çarpı 10 üzeri 0. 1 bölü 10, 10'un eksi birinci kuvveti 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. 1 bölü 100 de 10'un eksi ikinci kuvvetidir. 7 çarpı 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 1000 de 10 üzeri eksi 3'tür. Ve 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 deyip hepsini topladığımızda sayı çözümlerken onun tam sayı kuvvetlerinden yararlanarak çözümlemeyi yapmış oluyoruz. Bir sayı onun farklı kuvvetleriyle ifade edilirken önce tabanı 10 olan üst ifadenin çarpılacağı sayı belirlenir, sonra onun kuvveti belirlenir. Örneğin incelersek 46 milyon sayısını onun farklı kuvvetlerini kullanarak yazalım. Şimdi 46 milyon sayısına bakıyoruz. 46'nın sağında 6 tane sıfır var. Bu sıfırlar onun kuvvetinden gelir. 46 yazıyoruz. 6 tane sıfır olduğu için 46 çarpı 10 üzeri 6'dır. Şimdi buradaki onun kuvvetini artırıp azaltabiliriz. Azaltmak için 46'nın yanına sıfır eklemeliyiz. Bir sıfır eklersek 460 oldu. Bu durumda bir sıfır eklediğimiz için onun kuvveti biraz azalacak. 460 çarpı 10 üzeri 5'tir. Bir sıfır daha eklersek 4600 olur ve onun kuvveti 1 azalacak, 10 üzeri 4 olacak. Bir sıfır daha eklersek 46000 olur ve bir sıfır eklediğimiz için onun kuvveti 1 azalacak, 46000 çarpı 10 üzeri 3 olur. Burada dikkat edersek arkadaşlar onun kuvvetleri azaldıkça sayının kendisi artmış oldu. Yani sayı arttıkça onun kuvveti azalır. Şimdi buradaki kuvvetleri azalttık. Bir de kuvvetleri artıralım. Eğer virgülü bir basamak sola kaydırırsak sayı 4 tam onda 6 olur. Sayı küçüldüğü için onun kuvveti 1 artacak. Bu durumda 4 tam onda 6 çarpı 10 üzeri 7 oldu. Sola bir basamak daha kaydırırsak 0 tam %46 olur. Sayı küçüldüğü için kuvvet 1 artacak. 10 üzeri 8 olur. Eğer iki basamak kaydırırsak 0 tam 10 binde 46 olur. Şimdi iki basamak sola kaydırdığımız için onun kuvveti 2 artacak. Çünkü sayı küçüldükçe kuvvetin artması gerekiyor. Bu durumda 8'i 2 artırırsak 10 oldu. Yani sayı 0 tam 10 binde 46 çarpı 10 üzeri 10 oldu. Buradaki sayıların her biri birbirine eşittir. Ve burada bir sayıyı onun farklı kuvvetlerini kullanarak yazmış olduk. Demek ki buradaki sayı arttıkça onun kuvveti azalır. Sayı küçüldükçe ise onun kuvveti artar diyoruz. Alıştırmalarla devam edersek
Aşağıda ondalık gösterimleri verilen sayıları onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz. Sizlere tavsiyem arkadaşlar, ilk önce bir sayıda sayının basamak değerlerini yazın. Şimdi birler basamağının basamak değeri 10 üzeri 0'dı. Onlar basamağı 10 üzeri 1. Yüzler basamağı 10 üzeri 2. Onda birler basamağı 10 üzeri eksi 1. Yüzde birler basamağı 10 üzeri eksi 2. Binde birler basamağı da 10 üzeri eksi 3'tür. Ve dikkat ederseniz burada 10'a kuvvetleri soldan sağa gidildikçe 1 azalıyor. Ve ilk sayı yazıyoruz. 514 tam %56. 5 yüzler basamağında olduğu için 5 çarpı 10 üzeri 2'dir. 1 onlar basamağı 1 çarpı 10 üzeri 1. 4 birler basamağı 4 çarpı 10 üzeri 0. 5 onda birler basamağında 5 çarpı 10 üzeri eksi 1. 6 da yüzde birler basamağındadır ve 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 diyoruz. Bu şekilde yazdığımızda sayıyı çözümlemiş olduk. İkinci sayımız 704 tam %8. 7 yüzer basamağında 7 çarpı 10 üzeri 2. 0 onlar basamağında ama çarpmada 0 yutan eleman olduğu için yazmaya gerek yok. Yani sıfırları yazmıyoruz. 4 birler basamağında 4 çarpı 10 üzeri 0. 8 ise yüzde birler basamağında 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 dediğimizde sayıyı çözümlemiş olduk. Üçüncü sayımız 96 tam binde 7. Evet, sayıda sıfırlar varsa yazmaya gerek yoktu. 9'a bakıyoruz. Onlar basamağında 9 çarpı 10 üzeri 1. 6 birler basamağında 6 çarpı 10 üzeri 0. 7 de binde birler basamağında olduğu için 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyerek sayıyı onun tam sayı kuvvetlerini kullanarak çözümlemiş olduk. Diğerlerini ise sizler bu şekilde kolaylıkla yapabilirsiniz. İkinci alıştırmada ise aşağıda onun tam sayı kuvvetleri kullanılarak çözümlenen sayıların ondalık gösterimlerini yazınız. Yine burada da ilk önce basamak değerlerini yazalım. Birler basamağı 10 üzeri 0'dı. Onlar basamağı 10 üzeri 1. Yüzler basamağı 10 üzeri 2. Onda birler basamağı 10 üzeri eksi 1. Yüzde birler basamağı 10 üzeri eksi 2. Binde birler basamağı ise 10 üzeri eksi 3'tü. Basamak değerleri yazıldıktan sonra şimdi bakıyoruz arkadaşlar. 10 üzeri 2 7 ile çarpılıyor. 10 üzeri 1 6 ile 10 üzeri 0 olmadığı için buraya 0 yazıyoruz. 10 üzeri eksi 1 4 ile çarpılmış. 10 üzeri eksi 2 de 8 ile virgülü de yazdığımızda demek ki sayı 760 tam %48'dir. İkinci sayıda ise 10 üzeri 1 5 ile çarpılıyor. 10 üzeri 0 7 ile virgül yazdık. 10 üzeri eksi 3 ise 9 ile çarpılmış. 10 üzeri eksi 1 ve 10 üzeri eksi 2 olmadığına göre demek ki buralar 0 ve sonuç 57 tam binde 9'dur. Üçüncü sayıda ise 10 üzeri 1 6 ile çarpılmış. 10 üzeri 0 olmadığı için 0 yazıyoruz. 10 üzeri eksi 1 de yok, 0 yazıyoruz. 10 üzeri eksi 2 4 ile çarpılmış. 10 üzeri eksi 3 de 7 ile çarpıldığına göre buradan da sonuç 60'tan binde 47'dir. Diğer sayıların ne olduğunu da sizler bu şekilde kolaylıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ondalık gösterimi verilen sayıları çözümlemeyi öğrendik. Sayıların onun farklı kuvvetleriyle gösterimini de öğrendiğimize göre geriye kalan soruları ve kazanım değerlendirme testini sizler de Ata Yayınları Ben Korkmam 8. sınıf matematik soru bankasından çözerek konuyu pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.